Abla, keşke bir kere daha konuşsaydın Kahraman Bey'le. Konuşmayacağım Nazlı. Kimseye güvenim kalmadı artık bu evde. Hadi çıkalım hemen kimseye görünmeden. Günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın. Ziyade müjdeni isterim. Hayrola Kıymet Hanım? Ne oluyor böyle sabah sabah? Hayırdır anne? Hayır, hayır. Bu sabah çok güzel bir haber aldım. Ay neymiş çok merak ettim vallahi. Hakikaten anne nedir söylesene. Kahramanlar gelsin o zaman söyleyeceğim. Ya onlar gelene kadar oho. Sen ipucu versene babaanne. Olmaz gelirler şimdi. Ah işte geldiler bile. Günaydın. 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 Oturun 5 dakika. Anne benim işlerim var şirkete geçmem lazım. Oğlum 5 dakika otur. Çok mühim çok güzel bir haberim var. Ya, Kahraman dün konuşamadık seninle vaktin yoktu. Bugün vaktin olur mu? Ay kızım dur. Şimdi hiçbir şey benim vereceğim haberden daha mühim olamaz. Hadi ama Kıymet Hanım. Neymiş bu müjdeli haber? Söyle de bilelim artık. Şimdi aslında bu haberi Defne'nin vermesi icap ederdi ama... mazur görün ben dayanamadım. Ziya Bey. Torunumuz erkek. Yapma ya. Hadi. Erkek evladın oluyor Kahraman. Ay çok sevindim. İkinizi de tebrik ederim. Erkek ya da kız ne fark eder? Bizim evladımız. Ya, tabii canım sağlıklı olsun da inşallah. Ama ya Rabbim gönlümden geçeni biliyor. Anlamaz mı? Tebrik ederim Defne. Sağ ol. Allah'ıma şükürler olsun. Şu kulunun dualarını kabul etti. Gel kızım. Kalk. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Önünde iyiysem o da az. Estağfurullah babacığım. Bu çocuk bizim için ne kadar mühim. Biliyorsun. Ailemiz, adımız bu evlat sayesinde yaşayacak. Gözüm arkada kalmayacak artık. Her gün, her gece dua ettim Allah'a. Bir erkek torun versin diye. Dualarımı kabul etti. Çok şükür. Gel buraya. Sen ailemizin varisini karnında taşıyorsun artık. Aslan oğlu Kahraman'ın kanından o çocuk. Ağlama babacığım. Bunlar mutluluk gözyaşları kızım.
Şimdi benim torunum burada başını okşasam olmaz. Yanağından bir makas alsam bu da olmaz. Hediye alsam onu da veremem. Çare yok. Bekleyeceğiz. Ey güzel Allah'ım. Çabuk geçer şu günleri. Sayılı gün Ziya Bey, çabuk geçer. Bir bakmışız torunumuz şuralarda koşuşturup duruyor. Hey gidi hey. Siz benim en büyük dileğimi gerçekleştirdiniz. Artık ne istersen iki dudağının arasında. İste Kaf Dağı'na gideyim, kendi ellerimle getireyim sana. Şimdi adaklarım var. Onları yerine getirmem lazım. Kurban kesip fakire fukaraya dağıtacağım. Memlekete haber edelim. Herkese verelim bu güzel haberi. Müsaadenizle ben kalkıyorum. İş beklemez. Bunu ben bir geçireyim seni. Afiyet olsun. Aslan gelinim benim. Çocuğun adını ne koyacağız? Daha çok erken baba. Düşünmedik. Gördün değil mi? Nasıl değerli oldu Defne. Ay zaten el üstünde tutuyorlardı. Şimdi iyice tepemize çıkaracaklar. Ha duydun mu? Kaf Dağı'na bile giderim senin için dedi ya. Ay ben bir şey istesem kendim git al derler. Tamam, tamam büyütme. Yakup, eğer ben bir erkek çocuk doğursaydım ben kıymetli olurdum bu evde. Ama doğuramadım, ne yapayım yani? Olmadı, olmadı. Ha bir topla yine başı kadar değerim yok şu evde. Ben sana değer veriyorum Şükran. Yetmiyor mu sana? Yetmiyor Yakup. Ben de el üstünde tutulmak istiyorum. Ben de istiyorum kraliçe gibi olmak. Anlasana Yakup. Tamam tamam ne yapalım? Yapacak bir şey var mı? Bu saatten sonra çocuk doğuramayacağına göre. Uff yani gidip sinirimden bir tepsi börek yiyeceğim şimdi. Baba beni bekler misin? Çantamı alıp hemen geleceğim. Tamam bekliyorum seni burada. Beni daha fazla mesut edemezdiniz. Çok sevindim bu habere. Hani genç olsan neredeyse kalkıp oynayacağım utanmadan. İlahi Ziya Bey. Ha unutmadan söyleyeyim. Artık birbirinizi üzmek yok. Ona göre. Duydun değil mi kahraman? Duydum baba. Defne kızım ailemizin geleceğini taşıyor karnında. Onu üzen beni karşısında bulur. Baba müsaadenizle benim şirkete geçmem lazım. Hayırlı işler oğlum.